Merhabalar gobeller. Şimdi yeni nesil sorularını çözeceğiz eşkenar üçgenimizin bu videomuzda birlikte. Hadi bakalım vira bismillah diyorum ve başlıyorum ilk sorumuzla, bakalım ne diyor. Bir katlama sorusu gibi gördüm arkadaşlarım. Hemen okuyalım. Diyor ki şekil 1'de ABC eşkenar üçgeni B köşesinden tutulup AD boyunca katlanınca şekil 2'deki oluşan bilmem ne üçgeninde 22 derece olduğuna göre alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor. Hemen kuralımızı uygulayalım şimdi. Önce katlanmadan önceki haline geri açın demiştik. Şöyle B'yi tuttum, geriye açtım. Daha sonra bu kat çizgisi açıortay olacaktı. Burası da alfa oldu arkadaşlarım. Üçgenim eşkenardı. 60 yazdım. 60 yazdım. Bunları da bir söyleyelim. Şu 60 katlanınca buraya geldi. Buranın da 60 olduğunu söyleyelim. Bakın 60, 22 daha 82 yaptı. O halde iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından burası da 82 geldi. Şimdi şu üçgene baktığınızda şurada bir üçgenimiz var. Bir açısı 60, bir açısı 82, bir açısı da 2 alfa. Bunların toplamı 180 olacak. Şurası 142 yaptı. Demek ki 2 alfaya 38 kalacak. Adana'yı işaretledim arkadaşlarım. Evet, ikinci sorumuz. Yine bir kesme sorusu bu sefer. ABC eşkenar üçgen. Yani bir kenarı 12 ise burası da 12, burası da 12. Açılarına 60'larımızı bir yazalım şurada. D üssü. D üssü. Şu uzunluk nedir diye soruyor. Şimdi ne yapmış? Şekil 2'deki gibi kesiyor. AD boyunca kestik. Ve şuraya yapıştırdı arkadaşlarım. Bu adam bunu. Şimdi AD'ye de X dersem getirmiş buraya yapıştırmış. 4'ü buraya yapıştırmış dostlarım. Bakın C açısı buraya denk gelmiş 60. B de 60'tı zaten. Buraya da 60 yazalım. Şurası 8'di kardeşim. Sanırım her şeyi yazdık. DD üssünü soruyor. Şuradaki üçgenden biz bu soruyu çözeriz diye düşünüyorum dostlarım. Başka üstteki üçgenden de çözebilirmişiz soruyu. Sonuçta şurası da X. Hani şu açı buradaki açıya eşit. Burasına da çizgi koyalım. Şuna nokta. Bakın noktayı buraya, çizgiyi de buraya getirdiğim için ikisinin toplamı 60 derece. Buradaki eşkenar üçgen sayesinde de soruyu, yani soru işareti denilen yerin X olduğunu anladım. X'i eşkenar üçgenden de çözebilirim. Alttaki 120 üçgeninden de çözebilirim arkadaşlarım. Ben 120'yi tercih edeceğim şimdi. Dik üçgen yapalım istiyorum birazcık. Şurası 8, burası 4, burası da 120. Şimdi 120'yi görünce korkmayın demiştik. Hemen kardeşini gösterin, yani 60'ı gösterin. 60'ın da karşısına diki indirin demiştik. Şimdi 4, 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. Biz de burayı arıyoruz. Pisagor yapalım. 10'un karesi 100, 2 kök 3'ün karesi 12 eşittir x kare. Demek ki kök 112'ymiş x dedim. Bu da ne oluyor? 28 çarpı yok. 7 çarpı 16 değil mi? 16 kere 7. Evet. 7 çarpı 16 oldu arkadaşlarım. 4 kök 7 olarak dışarıya çıkarttık diyebiliriz. Evet. 3 numaradayım. Yine bir kesip yapıştırma galiba. Alanı 36 kök 3 santimetre kare olan ABC eşkenar üçgeni. Şimdi alanını şöyle buluyorsunuz eşkenar üçgenin. A kare kök 3 bölü 4 formülüyle eşkenar üçgenin alanı yazılabiliyor dostlarım ve 36 kök 3'müş. Kök 3'ler gitti. A kare eşittir 4 çarpı 36 oldu. Yani 144. A eşittir 12 geldi. Bir kenarını 12 santim bulduk arkadaşlarım bu adamın. Şimdi AE burada kesmiş buraya getirmiş. Şu açımız ne diyelim şuradaki açıya? A diyelim. Şuna da B diyelim. B'yi kesip şuraya getirdi. A burada kaldı. A ile B'nin toplamı 60 olduğu için burada da 60 geldi. Şurası 60 derece. Ve bakın burada bir ikiz kenar üçgen tepesi 60 ise şu ayakları da atacak diyeceksiniz. Buralarda 60-60'dan eşkenar üçgene döndü. Başka neler diyor? CE, BE'nin iki katıymış. Şurası K, burası 2K'ymış ve biz 3K'nın 12 olduğunu biliyoruz. Demek ki K 4, burası 8. Bunu burada da gösterelim. 8 burası, 4'ü kesip buraya yapıştırmışız.
E üssü arasındaki uzaklığı soruyor dostlarım ve ben yine şuradaki 60-60-120'den soruyu çözebilirim diyorum. Hatta 4-8, az önceki sorudakiler de 4-8-120 idi. Galiba 4 kök 7 çıkacak yine cevap. 120'den de çözebilirsiniz ama gelin bu sefer de şey yapalım. Desenize, normal şu üstteki eşkenar üçgenden çözelim arkadaşlarım soruyor. Bunun için de şunu yapacağım. Şuradaki x'i bulacağım arkadaşlarım. X'i bulmanın iki yolu var. Ya yukarıdan aşağı yükseklik indireceksin ya da pratik yöntemimiz vardı. X kare eşittir kollarının çarpımı 144 eksi ayaklarının çarpımı 32. Çıkarttığımda x kare eşittir 112 mi geliyor arkadaşlarım buradan? Evet, 112. O da 4 kök 7 idi. Az önce de bulmuştuk bunu. Evet, 4 numaralı sorudayız. Bakalım burada neler yapacağız. Pelin öğretmen ABC eşkenar üçgen içindeki özdeş eşkenar üçgenlerden oluşan P harfini resmetmeye çalışmıştır. ABC eşkenar üçgenin çevresi 42. O halde bir kenarın uzunluğu 14. Şimdi bu eşkenar üçgen 60. Burası da 60. Şurası da 60. Bunlar da küçük küçük eşkenar üçgenlermiş dostlarım. Yani şurası 60, 60. O halde buraya da 60 kaldı. Bak üstteki üçgenim de eşkenar çıktı. Bunu da bir söylemiş olalım. P harfi üzerindeki E ve D noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bir soru sormuş. Şöyle yapalım şimdi arkadaşlarım bunu. Şu küçük eşkenarın bir kenarına x dersem, şurası da x, x, x ve x. 1, 2, 3, 4, 5x geldi. Burada 5x olacak, burada 5x olacak. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x de burası geldi dostlarım. Dolayısıyla 14x eşittir 14, x eşittir 1 geldi. X 1 ise bunlar 5, burası da 9 çıktı. Şimdi bana neyi soruyordu? E ve D noktaları arasındaki uzaklık. Şurayı soruyor. Benim bildiğim yerler şuradaki uzaklığı biliyorum artık. 1, 2, 3, 4. 4 birim. 1, 2, 3, 4. 5 birim de burada var. Ve şuradaki açımız da 120 derece, değil mi dostlarım? Nereden anladın hocam onu? Çünkü şurası 60, 60, 60, 180. Burası 60'sa şuraya da 120 kaldı diyebilirim. Evet, 4, 5, 120. Böyle bir üçgen çıktı karşımıza. Bunu buraya da çizelim biz. Şurası 120, bir kenarı 4, bir kenarı 5. Biz de 120'nin karşısını arıyoruz. Kosinüs teoremi de yapılabilir arkadaşlarım buradan ama biz artık 120'yi görünce 60'ı gösterip 30, 60, 90 yapacağımızı biliyoruz. 30'un karşısı 90'ın karşısı 4 olduğu için 30'unki 2, 60'ınki de 2 kök 3. Şimdi x kare eşittir. Bir 7'nin karesini alıyorum. 49, bir de 2 kök 3'ün karesi 12. Topladığımda 61 yapıyor arkadaşlarım. X eşittir kök 61 geldi. Evet, 5. sorumuz. Ne diyor burada da? Düzlemsel şekilde AEF eşkenar üçgeni saat yönünde köşeler etrafında AC ve CE hipotenüsleri üzerinde döndürülüyor. Tamam. Buna göre CE en az kaç birimdir diye bir soru sormuş bize arkadaşlarım CE'yi. Bakalım neler veriyor? 12, 16. Şurası 20 bir kere. AE'yi de 6 vermiş. Nerede o? Heh, bir kenarımızı da 6 vermiş. Şimdi burası 6. Burası 6. Ne yaptı? 12. Üçgen bir tane daha dönse şöyle gelecek. Bir 6 da buradan geldi. 18 yaptı. Yani şurada 2 birimlik bir yol kaldı arkadaşlarım. Şimdi buradan bir daha dönecek arkadaşlarım bu üçgen. Şöyle bir hal alacak değil mi dostlarım? Şöyle bir kenarı buraya denk gelecek. Döndüğünde şöyle bir üçgen olacak mesela. Şurası da 6 birim diyelim. Şurada bir Pisagor bağıntısı yaptığımızda 36'dan 4 çıktı 32. 32 de 16 çarpı 2'den 4 kök 2 geldi şuraya kadar olan kısım. Sonra buradan da tabii ki döndü. Bir tane daha dönmüş olacak şöyle. Bir tane daha döndürdük. Buranın toplam kaç birim olduğunu bilmiyoruz, değil mi? 4 kök 2. Hani tam nereye denk geldiğini bilmediğimiz için belki de döndüğünde tam E'ye denk gelecek. Bize de zaten en azını soruyor. Hani bir dönmesiyle belki tam E'ye denk gelmiş olacak bizim üçgenimiz. Bilmiyoruz onu. Yani bir kenarı da buraya denk düşmüş olabilir. En azını sorduğu için 6 artı 4 kök 2 dedim sorunun cevabına dostlarım. Evet, 6 numaradayız.
Nilsu resim çizerken daha resmi yapmak için AB'nin cetvenindeki hazır eşkenar üçgenleri kullanıyor. Bunlar eşkenar üçgenmiş. AB 9. Nilsu'nun çizdiği resmin çevresi nedir? Dostlar, dünyanın en basit sorusu. Eşkenar üçgense AA, BBB, CCC yazdım. Şimdi şeklin çevresini soruyor. Çevremiz şuradan başladığımda 2A, 2B, 2C, CBA şeklinde. Yani 3A, 3B, 3C'yi soruyor bize. Çevresi buymuş. Ve AB'yi 9 vermiş. Şurayı 9, yani A artı B artı C'yi 9 verdiği için 3 tane 9'dan paketledik gitti. Geldik buna. Bir kenar uzun 4 santim eşkenar üçgen düz bir zemin üzerinde kaydırmadan okyanusta 3 kez devrildiğinde bu üçgen elde ediliyormuş arkadaşlarım. A üssü. Şimdi bir kez döndürdük. Şöyle bir kez devrildik. A buraya geldi. A buraya geldi. Üçgen şöyle oldu yani. Şöyle bir üçgen. Bir kez döndürmüş oldum. B buraya geldi. Bir kez daha döndürdüm arkadaşlarım. Bu sefer B buraya gelmiş oldu. Üçgen şöyle oldu. C buraya kaydı. Sonra bir kez daha döndürdüğümde işte aradığımız üçgen çıkmış arkadaşlarım. Tabii biz çizemedik ama olsun. Şunu görmeyin, şu üçgeni. C buraya geldi. C üssü oldu. Sonra A buraya geldi. A üssü, B üssü de burada arkadaşlarım. Şurası yok. İşte 3 kez devirdim ben bunu. Kaydırılmadan ok yönünde 3 kez devirdiğinde bu üçgen çıktı piyasaya. Şimdi bir kenarı 4 ise 4, 4, 4, 4, şurası da 4 diyelim. Neyi soruyor? B ile C üssü arasındaki mesafeyi soruyor. 1, 2, 3, 4 tane 4 arkadaşlarım. Ceyhan'dan patlattım cevabı. Evet, buna bakalım. Çevrelerinin uzunlukları birbirine eşit olan kare ve eşkenar üçgen şeklindeki kağıtlar birer köşeleri çakışacak. AD ve DF kenar arasında açı 150 olacak. Şimdi eşkenar üçgen ve kare. Burası 90, burası 60. Şimdi topladık hepsini. 90, 150 daha 240, 60 daha 300. Şu araya da 60 kaldı. CE 2 kök 13'müş. Şimdi bunların çevreleri eşitmiş. Biri 3, biri 4 kenarlı olduğu için 4 ve 3'ün katı olan 12x diyelim bunların çevrelerine. Bunun bir kenarı 4x olsun, bunun bir kenarı da 3x olsun kardeşlerim. Peki, şimdi DEF eşkenar üçgeni biçimindeki kağıdın çevresi. Yani x'i bulacağız. Gerisi gelecek artık. Bakın, şu üçgenden soruyu çözmeye çalışalım dostlarım. 3x var, 4x var, 2 kök 13 var. Şimdi burada bunu ben şöyle bir kenara da çizersem, burada çözelim soruyu. Şöyle bir kenarı 4x, bir kenarı 3x, aradaki açı 60, 60'ın karşısı da 2 kök 13 demiş. Hemen şuradan şöyle kırmızıyla yapalım hatta geri kalanını. Şuradan 60'ın karşısından 60'ı görünce diklik indirin demiştik. Aha, indirdim. 90'ın karşısı 4x ise 30'un karşısı yarısı olacak 2x. Şuraya da x kaldı. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök 3 katı. 2x kök 3. Şimdi burada da Pisagor'umu yapıyorum. 2 kök 13'ün karesi 52 yapar. Eşittir. X kare artı 2x kök 3'ün karesi 12x kare yapar. 52 eşittir 13x kare yaptı. Hemen 13'e böldüm. 4 geldi x kare. X eşittir 2 çıktı. X 2 ise bir kenar 8 geldi. Çevresini soruyor. 3 tane 8. Edirne'yi paketledim dostlarım. Evet, yeni sorumuz. Tasarım uzmanı Betül Hanım, şekil 1'de verilen dik kenar uzunlukları 6 ve 2 kök 3 birim olan iki eş dik üçgen. Evet, bir kenarı 6, bir kenarı 2 kök 3 dostlar. Şimdi bakınız. Hemen hipotenüsü de bulalım. 36, 12 daha 48. Burası 4 kök 3 yaptı. Bak, şunu yakalayın. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise neyin karşısı yarısıdır? 30'un. O halde burası 30, burası da 60. Bu da dik üçgenmiş. 6, 4 kök 3 diyelim. Tabii ki bu da 30, 60, 90. Ve bir kenar uzunluğu 6 olan eşkenar üçgenmiş bu da dostlarım. Şimdi onu burada da gösterelim. 60, 60, bir kenara 6'ymış, şöyle 6'ları yazalım. 60, bu dik üçgendi, dik üçgendi. Şurası 2 kök 3'tü, burası 6, burası 4 kök 3, 4 kök 3. Şunlara da 30, 30 yazmıştık arkadaşlarım. 30, 30, şurası da 60, burası da 60. Her şeyi yazdım. Şekil 2'deki deseni oluşturmuş ve iki nokta arasındaki
en uzak iki noktası arasındaki mesafe istiyor ki, yani şurayı istiyor arkadaşlar bizden. En uzak iki nokta arası mesafe burası. Bakın aradaki açımız ne çıktı? Şurası 120. 120, 30, 30 üçgeni geldi. İkizkenar olmasından sebep. 120'nin karşısı neydi? 30'un karşısındakinin kök 3 katı. Burası 3 yapar, 12 çıkar cevabımız. Evet. Bir eşkenar üçgenin iç bölgesindeki bir P noktasının, hemen bir eşkenar üçgen çiziyorum. Şöyle ABC olsun ismi. İçindeki P noktasının üçgenin kenarlarına uzaklıkları toplamı 24 birim. Arkadaşlar eşkenar üçgendeki kural neydi? İçindeki bir noktanın şöyle üç kenara da uzaklıklarının toplamı her zaman neye eşitti? Eşkenar üçgenin yüksekliğine. Demek ki bu eşkenar üçgenimin yüksekliği 24'müş dostlarım. Peki yüksekliği 24, hatta gerisini yapalım, şöyle bir şeyler bulalım. 60'ın karşısı 24 ise 30'un karşısını bulmak için kök 3'e bölüyorum. 8 kök 3. 90'ın karşısı 16 kök 3. Burası da 8 kök 3. Burası da 16 kök 3 diyelim. P noktasının üçgenin iki köşesine uzaklıkları birbirine eşit ve diğer köşeye uzaklığı ise 5 birimdir diyor. Tamam, bunu da konuşacağız şimdi. Hatta şöyle şu 24'ü bir sileyim ben buradan şimdilik. Şunlar da toplam 16 kök 3. Şimdi diyor ki eşkenar üçgenin içindeki bu P noktasının, aha şurada olsun bu P, iki köşesine uzaklıkları eşit, buna ve buna eşit olsun. Üçüncüsüne olan uzaklığı da diyor dostlarım 5 birimdir. Peki P noktasının bu üçgenin ağırlık merkezine olan uzaklığı kaç birimdir diye de bir soru sormuş. Şimdi burada şunu yapacağız. Şimdi bu zaten eşkenar üçgenden, burası da 16 kök 3, ikizkenar üçgen. İçine bir ikizkenar daha yerleştirmişiz dostlarım. Burada şunu bileceksiniz. İki tane ikizkenar üçgenin tepesini birleştiren doğru her zaman açıortay 30-30. Her zaman yükseklik ve kenarortay olacak diyeceksiniz. Buralarda 8 kök 3, 8 kök 3 oldu. Şimdi peki P noktasıyla neyi soruyordu bize? Ağırlık merkezi arasındaki mesafe. Şimdi bu adamın yüksekliğini kaç bulmuştuk biz? 24. Ağırlık merkezi öyle bir yerde ki arkadaşlarım, bu adamın tabi nerede olduğunu bilmiyorum. 24 diyelim şuraya. Ağırlık merkezi burası olsun. 24'ü nasıl bölüyordu bu ağırlık merkezi? Tabana bir, açıya iki şeklinde bölüyordu. Yani eğer tabana yakın parçasına K, açıya yakın parçasına 2K dersem 3K eşittir 24'ten. K eşittir 8 gelecek. Yani şurası 8, üst tarafına da ne kaldı? 16 kaldı diyebilirim. E hocam 5'i burada, şuraya ne kalacak? 11 kalacak dedik. İşte P ile G noktası arasındaki mesafe 11'dir dedim. 11 numaralı sorudayız. Bakalım bu ne diyor? Şekil 1'de nehir üzerinde açılıp kapanabilen köprü sistemi gösterilmiştir. Şekil 2'de ise köprünün orta kısmındaki gövdesi gösterilmiştir. Tamam. Şekil 2'de ortasındaki şu üçgen, mavi kısım gösterilmiştir. İki eşkenar üçgensel bölgeden oluşan bu gövdede içtekinin bir kenar uzunluğu 10 metre olan eşkenar üçgen, içteki 10 metre, tamam. Dışarıdaki eşkenar üçgenin köşelerinin 2 kök 3 birim uzaklığa yerleştirilmiştir diye söylemiş. Şimdi biz bunu şuradan aşağı dik olarak indirdiğimizde burası 60, burası 30, 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 kök 3 geldi. Şurası da 10 tabii ki. Peki yine bu yükseklik açıortay olma sebebiyle şurayı 30 ve 30 diye böldü arkadaşlarım. Bakın şuradan bir diklik çizdim buraya. 90'ın karşısına 2 kök 3, 30'un karşısına yarısı gelecek kök 3. Yani şunun kenara indirdiğin diklik kök 3 birim. Aynı şey burası için de geçerli. Burası da kök 3, şuradan aşağı inen de kök 3. Yani büyük eşkenarın bir kenarı, yüksekliği daha doğrusu 2 kök 3 burada, 5 tane burada 7, bir tane de burada 8 kök 3'müş büyüğünün yüksekliği. Peki 60'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı 8, 8, bir kenarını 16 bulmuş olduk böylelikle. Peki devam edelim. Köprünün açılabilen kolların bağlantı noktalarından gövdeye dik olacak biçimde açılarak sistem durdurulmuştur. Tamam, şuralar 90 derece olunca durdurmuş. Bakın buraları 16, 16 biliyoruz dostlarım. Şekil 3'te A, O, B noktalarından geçen gergin haldeki zincirin uzunluğu kaç birimdir diye de bir soru soruyor bize. Peki
Şimdi bilmemiz gereken başka bilgi ne var? Bakın bunlar kapandığında tam şuraya eşitmiş. Şurasıymış. Yani 16 birim arkadaşlar. Şuradaki dikdörtgenlerin de bir kenarı. Burası da 16. Burası da 16, 16. Yani şurada bir ikizkenar dik üçgen çıktı. 16 kök 2. O halde bu da 16 kök 2. Toplam 32 kök 2 yaptı. Sorunun cevabı. Evet, 12 numaradayız. Şekil 1'de bir kenarının uzunluğu 12 birim olan eşkenar üçgen biçiminde bir trafik levhası. Bir kenarı 12 birimmiş dostlarım. Çarpma sonucu devreli şekil 2'deki bir kısmı toprağa saplanmıştır. Şekil 2'deki A ile A üssüyle E arası 6. Gördük bunu. Bir kenar 12 idi. Demek ki şunun şöyle devam ettirirsem toprağa saplanan kısmını da gösterelim. Burası da 6. Bir kenar 12 idi çünkü. Şurası 60. B üssü de burası 8'miş. O halde buraya 4 kaldı. X kaçtır diye soruyor. Bakın artık klasik bir soru oldu bu arkadaşlarım. Şurası 4, burası 6. X'i soruyor. Buradaki açımız da 60. Hemen 60'ı gördüm. Karşısına dik'i indirdim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Şuraya 1 kaldı. 60'ın karşısı da 3 kök 3'tür dedim. Şurada da Pisagor yapıyorum. X kare eşittir 3 kök 3'ün karesi 27 artı 1'in karesi 1. Yani 28. O da 4 çarpı 7'den 2 kök 7'yi paketledik. Önden görünümü üçgen biçiminde olan duvar rafına çerçeveleri eşkenar üçgen biçiminde olan iki fotoğraf yerleştirilmiş. Aralarında bir miktar boşluk olan çerçeveler rafın ön kenarına paralel şekilde konulmuştur. Bu çerçevelerin çevrelerinin uzunlukları toplamı 36 birimdir. Buna göre rafın ön yüzünün çevre uzunluğu tam sayı değeri en az kaç birimdir diye bir soru soruyor bize. Şimdi dostlarım şuna A diyelim. Bir kenarı A olsun bunun. Bunun da B olsun. Şimdi çevreleri toplamı yani 3A ile 3B'nin toplamı 36'ymış. Dolayısıyla A ile B'nin toplamının 12 olduğunu gördüm ben. Yani şuradaki aralarında da bir miktar boşluk var burada. Şu mesafe 12'den biraz büyük bir mesafe arkadaşlarım. Şurası. 12'den büyük diyelim burası için. Peki, çevre uzunluğunun tam sayı değeri en az kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bu da bir üçgenmiş. Şuna x diyelim, şuna y diyelim. Hani kural neydi? Üçgenin iki kenarının toplamı yani x ile y'nin toplamı üçüncü kenardan büyük olacak. Şimdi burası 12'den büyük dediğimiz için hani biz buna 12,1 diyelim mesela. 12,1 olsun burası. Sonuçta aralarında bir miktar boşluk var. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ben 0,1 diye attım. Sen 0,2 de, 0,3 de, 0,4 de. En azını sorduğu için hani 1 santim demedim 13'e çıktı bu sefer. Büyük oldu. 12,1 de bıraktım. Peki x artı y de bundan büyük olacağı için gelin buna da 12,1'den büyük bir sayı 12,9 diyelim mi dostlarım? Ve bakın çevremiz ne çıktı bu durumda en az? 25 geldi dostlar. Hani buna biz 13 de diyebiliriz ama bu sefer toplayınca çevre tam sayı çıkmıyor. Çevrenin tam sayı olmasını istediği için hani uygun bir sayıyı verdim. 0,1 ise burası 0,9 yaptım ki bunu toplayınca tam sayı gelsin. Evet geldik bu soruya. ABC eşkenar üçgen şeklindeki kumaş parçası DP, EP ve FB boyunca kesiliyor ve bunlar paralelmiş arkadaşlarım. Bakın paralel olarak kesiliyor. 1, 2, 3 numaralı bölgeler oluşturuluyor. 1, 2, 3 numaralı parçaların çevresi sırasıyla bak bununki 18'miş, bununki 23'müş, bununki de 19'muş olduğuna göre şekil 1'deki ABC üçgeni kumaşının alanı nedir? Eşkenarında alanını soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Biz bu kenar uzunluklarına A, B ve C diyelim. Şimdi biliyoruz ki bu üç paralelin toplamı bir kenar uzunluğuna eşit. Yani A artı B artı C burası. Tabii ki burası da A artı B artı C ve burası da A artı B artı C. Şimdi şu C, bak burası 60 derece, burası da 60. Bunları da bir yazayım. Şimdi paralel olduğu için yöndeşlikten burası da 60'tır. Bak burada bir ikizkenar yamuk çıktı. C ise buraya da C kaldı. Dolayısıyla buraya da B artı A kalmak zorunda kaldı. Tabii biz bunu ikizkenar yamuktan söyledim ama hani sen şuradan paralel çizip de şu eşkenar üçgendir hocam CC yazıp burada da bir paralel kenar çıktı. CC yazabilirsin dostum. Hatta bak burası A ise buraya da A, AC buradaysa buraya B kaldı diyebilirsin. Her şeyi böyle de bulabilirsin.
Şimdi şu ikizkenar yamuktan da A ise buraya A, buraya da bu durumda B artı C kaldı dedim. Şimdi bakın, bir numaralı şeklin çevresini yazıyorum. Şurası B artı A, burası A, burası A, burası da B oldu. Çevresi ne çıktı dostlarım? 3A artı 2B eşitmiş 18'e. Şimdi gelelim 2 numaralı şeklin çevresi. Şurayı bulalım. O da 23'e eşitmiş. 3 numarayı da bulacağız. O da 19'a eşitmiş. Şimdi 2 numaralı şeklin çevresi. Şurası yani. Ne var? Bakın C var, C var, C var. A var, A var. Yani 3C artı 2A var. Son olarak şunun çevresini toplayacağız. Orada da 3B, 2C var. 3B ile 2C. Gelin bir de bunları alt alta toplayalım arkadaşlarım. Bakalım ne çıkıyor. Ne geldi? 3A, 2A daha. 5 tane A var. 5 tane B var. 5 tane de C var. Topladığımda burayı 10, 30, 40, 48, 3 daha 48, 3 daha 51, 9 daha 60 yaptı. Demek ki A artı B artı C 12'ymiş. Yani eşkenar üçgenimin bir kenarı 12. Şimdi alanını bulmak için istersen formülü kullan. Hani bir kenarın 12'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4'tü. 144 bölü 4'ten 36 kök 3 gelir sorunun cevabı. Ya da eşkenar üçgenimin bir kenarı 12'ymiş hocam. Hemen tabanına bir diklik indiriyorum. Bu diklik tabanı 2 eşit parçaya bölüyor. 6 6 6 kök 3 diyorum buraya da. Ve yükseklik 6 kök 3. Taban 12 olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2 de yapabilirsin dostum. Evet, geldik 15 numaralı sorumuza. Yine kenar ortayda da çözdüğümüz bir sorudur bu. Aşağıda ABC eşkenar üçgeni kartonun veriliyor. G ağırlık merkezi eşkenar üçgenin. Şimdi G ağırlık merkezi ve katlanmış. O zaman biz bir geriye açalım bunu ilk önce. A'yı şuraya getirelim. A'dan ve G'den geçen kenar ortayı mı çizelim? Eşkenar üçgen olduğu için bu kenar ortay kayı yapacak. Açı ortay olacak dostlarım. Bunu söyleyelim. Şimdi BC, KL ile BC arası 12 kök 3'müş. Şimdi şu mesafe dik indirdiğimde 12 kök 3'müş. Dostum buraya K dediğimde bunun üst tarafı 2K olacaktı ağırlık merkezinin özelliğinden. Ve bu da katlandığı için bu buna eşit olacak. Mecburen buralarda KK. Şimdi 2K'yı 12 kök 3 diyebiliyorsam 1K 6 kök 3 oldu. Burada 6 kök 3, burada 6 kök 3 geldi. Bize 18 kök 3 verilmiş. Bakın eşkenar üçgenin yüksekliği 18 kök 3. O halde 60'ın karşısı 18 kök 3, 30'un karşısı 18, 90'ın karşısı da 18, 90'ın karşısı da 36 geldi. Bana neyi soruyordu? Bir kenarını soruyor. X'i 36'yı paketledim. Evet, 16. soru. Aşağıdaki yönergeye göre geometrik bir çizim yapılıyor. ABC eşkenar üçgeni çiziniz demiş. Çizdik. ABC eşkenar üçgeni çizdim. Bakayım ne kadar zaman var zile bir de. Onu da bir görmüş olayım. 3 dakika falan var. ABC eşkenar üçgenini çizdim. Hemen bunu da çözelim arkadaşlarım. Bu üçgenin iç bölgesinde bir P noktası belirleyiniz. P noktasının AB ve AC kenarlarına en kısa uzaklığı sırasıyla kök 3 ve 2 kök 3'tür. Şimdi P noktasını belirledim. AB'ye olan en kısa uzaklığı kök 3. AC'ye olan en kısa uzaklığı ise 2 kök 3 birimdir. ABC üçgenin çevresi 36'ymış dostlarım. Çevresi şimdi 36 ise bir kenarının uzunluğunu 12 bulduk o halde 3'e bölüp de. Şimdi eşkenar üçgenin bir kenarı 12 ise hemen yüksekliğini bulacağız dostlarım. Bakın buralar 6, 6, 6 kök 3 oldu. Şimdi yükseklik 6 kök 3 ise o halde 3. kenara indirdiğim diklik neydi bunların 3'ünün toplamı? Yüksekliğe eşit. 2, 3 kök 3, buraya da 3 kök 3 kaldı diyebilirim. P noktasının BC'ye en kısa uzaklığı nedir diye soruyor. 3 kök 3'ü bulduk bile çoktan. Kaç soru varmış arkadaşlarım? Şöyle bir bakayım da. Oo, bayağı var. Tamam. 24, 25 mi? 26 soru var. Biz kaçta kaldık? Biz de 17'de kaldık. Tamam. Şimdi birazdan videoyu durdururum zil çaldığında. Hatta burada direkt durdurayım. Şöyle. Evet dostlar, 17'de kalmışız. Ben bir derse girip çıktım. Şimdi tekrar kaldığım yerden devam edeceğim.
Ne diyor? ABC eşkenar üçgeni biçimdeki bir levhanın kenarlarının orta noktaları K ve L'dir. Evet, bunlar kenarların orta noktalarıymış ve bu da bir eşkenar üçgenmiş. Pekala. Parçalara ayrıldı. 2 numaralı dörtgenin çevresi 1 numaralı üçgenin çevresinden 10 birim daha fazla olduğuna göre diyor. Şimdi şunları bir yazalım. Bakın buraya AA dedim. Tabii ki burası da AA eşkenar üçgen olduğu için burası 2A. Bunları burada da gösteriyorum arkadaşlarım. Burası AA, şurası 2A. Orta tabanı oldu, yarısı olacak A, burası da A. Şimdi üstteki üçgenin çevresi 3A, alttaki dörtgenin çevresi 3, 5A. Ve bu bundan 2A fazla. Ve fazlalığı kaç birim vermiş bize? 10 birim vermiş. 2A eşittir 10, A'yı da 5 buldum. Neyi soruyor? Levhanın kesilmeden önceki levhanın diyor görünen yüzeyinin alanı. Şimdi bir kenarını biz artık 5 5'ten 10 bulduk. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4'tü. 100 bölü 4'ten 25 kök 3 geldi. Bursa'dan çıktı cevabımız. Evet, 18 numaradayım. Eşkenar üçgen biçimindeki karton yüksekliği boyunca şekildeki gibi kesiriyor. Evet, bu bir yükseklikmiş. Dolayısıyla aynı zamanda açıortaydır. Şuralara da 60 60'larımızı yazalım. Tekrar elde edilen üçgen diyor açıortay doğrusu boyunca kesilmiş. Bakın bu sefer de açıortaymış. Bu 30 dereceydi. Yani şuradan da bir daha kesmiş bu adam bunu. Öyle söyleyelim. Burası da açıortay. Yani 15 15 diye de burayı böldü. Buna göre eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu, şuradaki bir kenarın uzunluğu son durumda oluşan üçgenin kısa kenarının uzunluğunun kaç katıdır diye de bir soru sormuş. Şimdi bunu konuşalım birlikte dostlarım. Şimdi burası 90 derece. Onu burada da gösterelim. 90 derecemiz burada. Şimdi şu yüksekliğimiz bir kenarın kök 3 katı olacaktı. Ben bir kenara 2K dediğim takdirde şöyle 2K diyelim. Burayı KK diye bölecek. Dolayısıyla 60'ın karşısı K kök 3, yüksekliğim K kök 3, bir kenarım da 2K oldu. Burada da söylüyorum K kök 3'e 2K geldi. Şimdi açıortay teoremi yapacağım. Bakın biri kök 3, biri 2 katı. Yani şuraya M kök 3 dediğimde şurası 2 katı 2M olacakmış. Açıortayın kollarının oranı ayaklarının oranına eşit muhabbeti yaptım. Şimdi benden istediği neydi bunun? Bakın en son elde edilen üçgenin kısa kenarı 2M geldi. Benim eşkenar üçgenimin de bir kenarı 2K geldi. Yani 2K bölü 2M'yi istiyor bizden. Yani K bölü M'yi istiyormuş amca aslında. Pekala. Şimdi biz şuradaki neyi biliyoruz? Bakın şuradaki K dediğim uzunluğun buraya eşit olduğunu. Yani K'nın aslında M kök 3 ile 2M'nin toplamı olduğunu da biliyorum. Getirelim onu da burada yerine yazalım. K yerine M kök 3 artı 2M, hatta M parantezinde kök 3 artı 2 yazıyorum. Bölü bir de aşağıda M var. M'ler gitti. Cevabım kök 3 artı 2 çıktı. Evet, 19 numaradayız. Amblem tasarlayan Doruk şekil 1'deki iki dik üçgen biçimindeki kartonu birbirlerinin üstüne gelmeyecek biçimde, üstüne gelecek biçimde yerleştiriyormuş. Yani şu 60 dereceler var burada 30 60 90'dan 60'ları şurada boşta bırakıyor. Bakın ne yapacağımızı biliyoruz artık değil mi? Şöyle eşkenar üçgeni tamamlayacağız biz bir şekli. İki tane 60'ı görünce. Şurası da 60. Şunu da biliyorum. Bakın eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenara çizilen dikliğin toplamı ki 3, 2 daha 5, 1 daha 6 kök 3'tür. Yüksekliğine eşitti eşkenar üçgenin. Şuradan indirdiğim yükseklik 6 kök 3'müş. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12 olacak dedim arkadaşlarım. Buna göre BF nedir diye soruyor. Eşkenar üçgenin bir kenarını soruyor. 12 bulmuştuk zaten. Evet. 20. sorumuz. Tan şekil 1'de eşkenar üçgen biçimindeki kırmızı ve sarı renkli iki kartondan üst üste üstteki kırmızı renkli kartonu A köşesi etrafında ok yönünde biraz döndürdü. Tamam. Şimdi şuradaki alttaki eşkenar üçgeni gösterelim. Üstte de bir tane var. Bir miktar döndürmüş arkadaşlarım. AD nedir diye soruyor. X diyelim. Şimdi bu eşkenar olduğu için tabii ki burası da X olacak diyelim. Buna göre AD nedir diye de bir soru sormuş bize. Pekala. Şimdi bu bir eşkenar üçgendi. 60 60'larımızı yazalım. Şu da eşkenardı. Bunun da 60'larını yazıyorum. Şu açıya A açısı dersek burası
60 eksi a olacak, bunu söyleyelim. Buranın da tamamı 60'tı. Şuraya da 60 eksi a kaldı. Bu eşkenarın kenarlarına şu simgeyi koyuyorum. Diğerine de x demiştim zaten. Şimdi bakınız, şu sarı bölgeyi kontrol edin. Bir kenarı x, bir kenarına şöyle y diyelim, hatta şunlara y diyelim. Bir kenarı y, aralarındaki açı da 60 eksi a. Şimdi şuradaki kırmızı ve onu da içine alan üçgene bakalım. Şu üçgene, kırmızıyla şu beyazın birleşiminden oluşan üçgene. Bakın, kenarı x, y, aradaki açı yine 60 eksi a. Biz bunlara eş üçgen diyeceğiz arkadaşlarım. Benzerlik kısmında bunu ayrıntılı işleyeceğiz tabii ki. Eş üçgenlermiş bunlar. O halde 60 eksi a'nın karşısı burada kaç santimse, burada da o kadar olmak zorundadır diyeceğim. Yani şurayla şurası eşitmiş birbirine dostlarım. O halde burası 10 ise burası da 10. Bakın, bu eşkenarın bir kenarı 16 çıktı. Demek ki bu da 16. Bu da 16'dır dedim. Şimdi bana şuradaki x'i soruyor. Yani aslında şurada gösterirsem, eşkenar üçgenin içinden inen şöyle salak bir doğru var, x diyelim. Burayı 6'ya 10 bölmüş. Burası da 16, 16 diyelim. Bana buradaki x'i soruyor kardeşim. Eşkenar olmasından faydalanıp hemen tabana bir diklik indirip çözebilirsiniz soruyu. Ya da bizim pratik yöntemimiz vardı. Bu salak doğruyu nasıl buluyorduk? X kare eşittir kollarının çarpımı 16 çarpı 16, 256 eksi 6 çarpı 10'dan 60. Hemen 60'ı çıkarttım. X kare eşittir 196 geldi. X eşittir 14'ün karesidir 196. Ceyhan'ı paketledim dostlarım. Evet, 21 numaradayız. Aralarındaki uzaklıklar 80 kilometre olan 3 şehir şekilde gösterilmiştir. Demek ki eşkenar üçgen şeklindeymiş bu. Çünkü aralarındaki uzaklık 80-80-80'miş. B şehrinden A şehrine yola çıkan bir araç 30 kilometre yol aldığında C şehrine uzaklığı kaçtır diye soruyor. Bakın, buradan 30 kilometre gittiğinde buraya 50 kalacak. Bize de C'ye olan uzaklığını soruyor. Şuradaki X'i soruyor dostlarım. Yine buradan bir diklik indirip şöyle iki Pisagor'la soruyu çözebilirsin. Ya da hocam, ben yine pratik yöntemi yapacağım. X kare eşittir diyeceğim. 80 çarpı 80'den 64 çift 0 eksi 30 çarpı 50'den 15 çift 0 diyelim. Buradan da x kare eşittir 64'ten 15 çıkacak. 9, 49 mu kaldı? Evet, 49 çift 0 oldu. Demek ki x eşittir 70 deyip böyle de bulabiliriz dostlarım. Evet, buna bakıyorum. Bir çocuk elindeki kibrit çöpleriyle aşağıdaki gösterildiği eşkenar üçgenler yapmak istiyor. Bunlar eşkenar üçgenlermiş. Demek ki her biri birbirine eşit. Şöyle gösterelim. Bir kibrit çöpünün uzunluğu bir birim. Bir. Şunu da yazalım. Bir, 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 bir. Hepsi bir. 33 kibrit çöpü kullanarak elde ettiği dörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor bize. Şimdi şu ilk baştaki dörtgene bakın arkadaşlarım. Şurada kaç tane kibrit çöpü kullandım ben? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Birincisinde 5 tane kullandım. İkincisine bakalım. Şimdi şunu zaten öncekinde saydığım için 1, 2, 3, 4 tane kullandım. Ve bundan sonra bir tane daha yapalım şuraya hatta. Bakalım bunda kaç kibrit çöpü kullanıyoruz diye sorarsak. Bakın, bunda da 1, 2, 3, 4. Şunu zaten bir öncekinde saydığım için yeniden saymıyorum. O halde bu şekilde 4 tane daha, yanına bir 4 daha, bir 4 daha, bir 4 daha, bir 4 daha diye gidecek bu şekilde. Toplam kaç taneymiş? 33. Toplayalım. 5 burada var. Kaldı 28 tane. Demek ki 28'i de 7 tane 4 yaparak, bak 3, 6, bir tane daha yaz saymışım oluyormuş. 7 tane 4 ile de İşi tamamlıyor arkadaşlarım. Yani şunu söyleyebilirim. 5'i de dahil edersem toplam 8 tane yan yana dikdörtgen yapacak arkadaşlarım. Bu şöyle 8 tane dikdörtgeni yan yana yaptığınız şey, dikdörtgen diyorum pardon, paralel kenarı yan yana çizmiş. O halde bir kenarın 1 olduğu için 1. Şunların her biri 1 santim. 8 tane var. Benim oluşan paralel kenarımın, şurada küçüğünü göstereyim. Büyük kenarı 8, kısa kenarı 1, şuradaki açısı hatta 60 derece değil mi arkadaşlarım? Bu da 60 derece. Şimdi alanını soruyor bize. Şurası da 8 tabii ki. Hemen tabana bir diklik indirdim. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı da kök 3 bölü 2 oldu. Bakın, yüksekliği kök 3 bölü 2. Tabanı da 8 olan
paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikten bulunuyor. Gitti gitti 4 kök 3 geldi sorumuzun cevabı dostlar. 23 numaradayız. Kenar uzunluğu 16 santim olan eşkenar üçgen. Bakın bunun kenarı 16'ymış. Başlangıçtaki eşkenar üçgenin yarısı olacak biçimde çevresi diyor. Demek ki hep yarı kenarlarına geliyor. Denk düşüyor. 8, 8. Bu da 8. Şurası demek ki 4, 4, 4. Burası 2, 2, 2, 2. Şurası da tabii ki 16 diyelim. Şuradaki açımız 60 olduğu için şuradaki açıya da 120 kaldı diyelim. Bakın şu üçgenden x'i bulacağız arkadaşlarım. Şöyle buraya da çizeyim ben onu. Burası 2. Şurası 16, aradaki açı 120, bana da x'i soruyor. Hemen ne yapalım? Şuradan bir 60'ı gösterelim. 120'yi görünce kardeşini gösterin demiştik. Diklik indirdik 60'a. 90'ın karşısı 16, 30'un karşısı 8, 60'ın karşısı da 8 kök 3 oldu. Şimdi bir de buradan Pisagor yapalım, x'i bulalım. X kare eşittir, bir 10'un karesi 100 artı 8 kök 3'ün karesi, o da 64 çarpı 3'ten 180 artı 12, 192. Topladık 292 geldi. Adana'dan çıktı sorunun cevabı. 24 numaradayız dostlarım. Şekil 1'de ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kağıt AD doğrusu boyunca kesilerek ABD üçgeni, soldaki üçgen, şekil 2'deki gibi AB kenarı AC'nin üstüne çakışacak biçimde yapıştırıldı arkadaşlarım. Tamamdır. Peki. Yani şu 40 derece buraya getirildi dostlar. Şurası da 40 dereceydi. Buraya yapıştırdık. Tabii ki şurası 20. Bak burası yine 60 çıktı. Onu söyleyelim. AD kenarı buraya gelmiş. AD üssü olmuş ve aradaki açı 60 olan ikizkenar üçgen. O halde eşkenar üçgendir bu. Buna da şöyle bir hareket yapalım. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi başlangıçtaki üçgen eşkenar olduğu için burası da 60. Tabii ki şuradaki B köşesi de 60. Ve biz B'yi şuraya getirmişiz. B bu köşeye de gelmiş arkadaşlarım. B üssü olarak, o halde burası da 60. Şimdi şuradaki 60, 40 daha 100, 60 daha 160, alfaya da kaldı 20 derece deyip paketledim soruyu kardeşlerim. Evet, 25'imiz var, bir de 26'mız vardı değil mi? 25. sorudayız. Eşkenar üçgen biçimindeki plastik aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi köşelerinden x, 2x, 2x, 2y. Bakın şurası şimdi 60, 60, 60. Şunu fark edin. Bakın burası kesin 90'mış ki 90'ın karşısı 2y ise 30'un karşısı y muhabbeti yapmışlar arkadaşlarım. O halde burası y kök 3. Aynı şey burada da, burası 90'mış, burası 30'mış ki 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2x, burası da x kök 3 oldu diyebilirsiniz. Yani şurası y kök 3'tür, burası da x kök 3'tür diyebilirim artık. Ve bir kenar 2x artı 2y oldu arkadaşlarım. Bunu da fark edelim. 2x artı 2y. Bir y'si buradaysa şuraya ne kaldı? 2x artı y kaldı. Bir x'i buradaysa buraya ne kaldı? 2y artı x kaldı. Onları da buraya yazıyorum. 2y artı x burası. Burası da 2x artı y. Sonra bu kesimlerde bir kenarın diğerin iki katı olması sağlanıyor. Tamam, onu kullandık. Buna göre kalan plastik parçanın çevresinin ilk eşkenar üçgenin çevresine oranı nedir? Şimdi kalan plastik parçanın çevresini yazıyorum pay kısmına. Bakın 2x var. X de buradan 3x var. Artı 3y var. Artı x kök 3 y kök 3 var. X kök 3 bir de y kök 3. Sonra bunun çevresini yazıyorum. O da 2x artı 2y bir kenar olduğu için 3 ile çarpacağım. 6 tane x artı y gelecek dostlarım. Şimdi bizden istenilen cevap burada. Tabii bunu da bir toparlayalım şimdi dostlar. Şurayı 3 parantezine alalım. X artı y gelir 3 parantezinde. Burayı kök 3 parantezine alalım. X artı y gelir. Şimdi yine x artı y var ikisinde. X artı y parantezine alırsak bunları, buradan 3, buradan da kök 3 gelecek. Demek ki 3 artı kök 3'müş. Bölü x artı y parantezinde 6 var burada da. Bunlar gitti. 3 artı kök 3 bölü 6 çıktı. Bursa'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet, son sorudayız dostlar. Buna bakıyoruz şimdi. Zemine uzaklığı 3 metre olan A noktasından harekete başlayan bir karınca 5 metre ilerleyince zemine uzaklığı 6 metre olan B noktasına ulaşıyor.
Demek ki buranın da zemine uzaklığı 6 metreymiş. Bakın dik yamuğu gördüm, hemen şuradan çizdim. Burası 3, burası 3. Demek ki şurası 4, 4 geldi. BCD eşkenar üçgen olacak şekilde BCD diye bir şey çizeceğiz. C ve D noktaları alınıyor diyor arkadaşlarım. Şimdi BCD eşkenar üçgen olacak. Şöyle çizebilirim. BCD. Bakın biraz da kırmızıyı da alalım hatta. Şurası C, şurası D olsun. BCD'yi çizdim. Eşkenar üçgen yaptım. KC'nin alabileceği, şuranın alabileceği değerleri soruyor. Hemen hesaplayalım. Şimdi bu eşkenar üçgen olduğu için 60-60'ları yazıyorum buralara, 30-30. Şimdi 60'ın karşısı 6 geldi burada dostlarım. Şuradaki yüksekliğim 6. 30'un karşısı ne olacak bu durumda? 2 kök 3. O halde burası da 2 kök 3. Bak şu K ile yüksekliğin arasına 4 santim demişiz. Demek ki KC ne çıktı? 4 eksi 2 kök 3 geldi. Şurası 4'tür. Şurası yani 4'tü. 2 kök 3 buradan. Buraya da 4 eksi 2 kök 3 kaldı. Bak bu birinci değeri. Bize değerler toplamını soruyor. Şimdi ikinci değeri nasıl bulacağız? Hani bu soruyu yapamadıysanız muhtemelen şu sebepten dolayı arkadaşlarım. Bakın bir de şunu düşünün. Şimdi bizden BCD üçgeni diyor ya. Biz BCD'yi böyle yaptık. Belki de şöyle olacak. D burada, C burada olacak arkadaşlarım. Bir de bu ihtimali düşüneceksiniz. Bu durumda KC dediğiniz yer burası olacak. Peki buranın uzunluğu ne öğretmenim? Şuraya kadar 4. Şurası da 2 kök 3. Bir de 4 artı 2 kök 3 var dostlar ki benden bu ikisinin toplamını istiyor. 2 kök 3'ler gitti. Cevabım Denizli'den patladı gitti. Evet, bu da son sorumuzdu. Gobeller. Eşkenar üçgeni de gömdük. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.